Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Emine Vahiyullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El mütekebbir, büyüklük anlamındaki kibriya kelimesinden gelmektedir. El mütekebbir, sırrını ifşaya kimsenin kadir olamadığı ya da kimsenin mülküne karşı onu zorlayamadığı veya kimsenin kendisine ihsanda bulunamadığı kimse demektir. Çünkü o, ihsanı elinde tutandır ve bağışlamak da ona mahsustur. Celle Celaluhu. Bilinmelidir ki, Allah Teala genellikle yaratıkların özellikleri olan bazı vasıflarla kendisini nitelemiştir. Buna örnek olarak şu kutsi hadisi verebiliriz. Acıktım, beni doyurmadın. Susadım, beni içirmedin. Hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Bunun üzerine perdeli insanlar Hakk'ın bu özelliklere sahip olduğunu zannetmiş, Hak da bu ve benzeri isimlendirmelerin içeriklerinden yüce ve müstani olduğunu bildirmiştir. Şayet Allah bu gibi bir özellik ile mecazi olarak kendisini isimlendirse veya bununla kendisini nitelese bunun nedeni sadece ehlinin bilebildiği bir takım sırlardır. Kibriya Hak için zati bir özelliktir. O cahil ve zalimlerin söyledikleri şeylerden pek yücedir. Celle Celaluhu. Bu ismin eserlerinin kulun batınında yerleşmiş olduğunun bir alameti şudur. Kul, bu ismin hükmü altında bulunduğu sürece sıfat kendisine hakim olduğu için hiçbir zaman Hakk'a karşı itaatsizlik yapmaz. Binaenaleyh. Kuldan Hakk'a karşı herhangi bir muhalefet fiili sadır olursa bu durum, hüküm sahibinin gücünün bulunmadığına delalet eder. Şu halde el mütekebbir olan Hakk'ın tecellilerinin hükümleri sadece itaatkar ve Hakk'a uyan kimselerde tezahür edebilir. Bazı insanların müşahede ettiği Hakk'ın af ve marifet sıfatları ya da ümitsizliğin yasaklanması gibi haberler Hakk'a muhalefete sevk etmiş olabilir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Zümer Suresi 53. Ayet. Bu kişilerde kibriyanın ve el mütekebbirin sıfatının kokusu bulunmaz. Çünkü tahkik sahibi bu mertebede belirli bir korku duygusuna sahiptir. Onun Hakk'ın büyüklüğüne dair bilgisi ve marifeti arttığı sürece korkusu da artar. Kişinin işlemesi takdir edilmiş, yasaklanmış bir fiilin gerçekleşmesi, kesinleşmiş kader hükmü, gafletin egemenliği ve de akıl ile iman nurunun kişiyi terk etmesiyle birleştiğinde, kişi kalbinde bir korku duyarak günahı işler. Yasaklanmış fiili işlerken, iman ve akıl nurunun insanı terk ettiği bir rivayette belirtilmiştir. Bu kişinin günah işlerken kalbinin korku duymasının nedeni ise, amelin kendinde bulunan bir emanet olması nedeniyle fiilin Hakk'a döneceğini bilmesidir. Binaenaleyh amel bulunduğu mahalde Hakk'ın katına yaraşmayan bir özellik ile boyanmıştır ki bu da çirkinliğin amele ilişmesidir. Şayet insan fiilin yaratılışının hakikatine bakarsa şunu öğrenir. Fiil kendisine ol, kün deninceye kadar var olamaz. Bunun üzerine de insanı korku kaplar. Çünkü insan bu fiili kendisine nispet ederse şirk koşmuş, Hakk'a nispet ederse bu durumda da Hakk'a karşı edepsizlik yapmış olur. İşte bu el mütekebbir olan Hakk'ın büyüklüğünün tahkik sahibinin nefsindeki hükümlerinden birisidir. Bu nedenle de tahkik sahibi bazı kimseler şöyle demişlerdir. Allah'a isyan eden kimse onu tekbir etmemiştir. Ona isyan etmeyen ise onu tanımamıştır.